Sevgili takipçilerim. Olay örneğini, eee, kompozisyon örneği vermiştik ama daha uzun istendiği için olay e, hikayesiyle ilgili uzun bir eee kompozisyon okuyacağım şimdi. Şöyle tümünü çekeyim istedim. Evet. işte öyle bir tutku. Suat çocukluktan beri tek ideali olan öğretmenliğe nihayet kavuşmuştu. Ailesi yoksul olduğundan hem çalışmış hem de okumuştu. Sonunda işte hayallerine ulaşmıştı. Cıvıl cıvıl çocuklarıyla dolu sınıflar onu bekliyordu. Tayini de istediği yere çıkmıştı. Her gün koşa koşa okula gidiyor, öğrencilerini çok ama çok seviyordu. Derslerde onlarla coşuyor, oynuyor, onlara şarkılar söylüyor, gitar çalıyordu. Öğrencilerle mutlu mutlu yaşıyordu. Yalnız sevdiği kız Candan zengin bir ailenin kızıydı. Suat'ı çok seviyordu. Fakat onun öğretmen olmasını küçümsüyordu. Öğretmenliği bırakmasını, babasının şirketinde çalışmasını istiyordu. Evet. Suat ona aşıktı ama bir o kadar da mesleğine aşıktı. O öğrencileri okulu olmadan nasıl yaşayabilecekti? Yok yapamazdı. Öğrencilerini yalnız bırakamazdı. Zor zamanlarında Melahat öğretmen onu nasıl bağrına basmıştı? Nasıl desteklemişti? Melahat öğretmen olması o nasıl öğretmen olurdu? Umutsuz olduğu, umutsuz olduğu, çok yorulduğu zaman Melahat öğretmen ona yetişmişti. Burs ayarlamış, her şeyine koşmuştu. O da onun gibi bir öğretmen olmalıydı. Yoksul öğrencilerini evlerinde ziyaret ediyor, onların eksiklerini gideriyordu. Hasta öğrencileriyle birebir ilgilenip onları doktora koşturuyordu. Candan'ın ısrarı ve sevgisiyle ya ben ya mesleğin deyince Candan'la nişanlanıp şirkette göreve başladı. Günler geçtikçe Suat mutsuzlaşıyor, çocuklarını arıyor, işine konsantre olamıyordu. Okulunun önünden içi sızlayarak geçiyordu. Candan onu hüzünle izliyordu. O da vicdan azabıyla yanıp tutuşuyordu. Suat bu üzüntüyle hastalandı. Doktorlar hastalığının nedenini üzüntüye bağladılar. Candan da pişmanlık ve Suat'a tekrar mesleğine dönmesini, hangi işte mutluysa onu yapmasını, kendisinin çok büyük hata yaptığını, onu affetmesini istedi ağlayarak. Suat Sanki yeniden doğdu. Özlemle okuluna, yavrularına koştu. Artık çok mutluydu. Çünkü sevgili yavruların bağrına basıyordu. Evet, e, uzun bir hikaye, olay hikayesi örneği verdik. İyi çalışmalar diliyorum.